Sınıfın özellikleri kısmına geldik. Sınıfın kendine özgü bir doğası var. Sınıf ortamı bazı özellikleri sebebiyle diğer sosyal ortamlardan farklıdır. Sınıf ortamında alınan kararlarda sınıfın bazı özelliklerinin dikkate alınması gerekir. Bunlar çok boyutluluk, eş zamanlılık, çabukluk, öngörülemezlik, açıklık ve ortak tarihtir. Şimdi bunları sırasıyla bir görelim. Çok boyutluluk ne demek? Sınıfta birçok olay meydana gelmekte ve bu olaylar tüm sınıfı etkilemektedir. Bildiğiniz gibi Ayrıca sınıf içinde gerçekleşen bir olayın çoklu sonuçları ortaya çıkabilmektedir. İşte çok boyutlu derken aklınıza sınıfta belli bir anda veya bir de anda belli bir zamanda çok fazla birden çok olayın meydana geldiği ve bu meydana gelen olayların veya olayın tüm sınıfı etkilediği aklınıza gelsin. Birincisi bu. Bir diğeri eş zamanlılık. Yani yakınlık sınıfta aynı anda birçok olay meydana gelmekte ve öğretmen birden fazla olaya aynı anda müdahale etmesi gerekmektedir. Sınıfta arkadaşıyla konuşan, e, konuşan mı dersin, böyle camdan kafasını uzatan mı dersin, kafasına göre kalkıp sınıfın içinde dolaşan mı dersin, hoca arkasını döndüğünde ona el kol hareketi yapan mı dersin? Yani aynı anda birden fazla olay meydana gelir ve öğretmen de bunlarla müdahale e, etmesi gerekir ve bir de bunun yanında öğretmenin en büyük vazifesi ne? Hedef ve kazanımları aktarmak. Üçüncüsü çabukluk yani anındalık sınıfta meydana gelen olaylar hızla gerçekleşir, ara vermez. Bu şekilde. E, çabukluk. Çabukluk hakkında başka e, söyleyebileceğimiz. Bu yüzden öğretmen hızlı düşünüp çabuk ve etkili kararlar verebilmelidir. Meydana gelen olaylar hızla gerçekleşiyor ya. Bir diğeri öngörülemezlik, kestirilemezlik, tahmin edilemezlik. Sınıfta meydana gelen olaylar sık sık önceden bilinmeyen ve tahmin edilemeyen olaylardır. Ne kadar iyi planlansa da sınıftaki birçok olayın tahmin edilmesi mümkün değildir. Aniden gerçekleşebiliyor. Açıklık alenilik, sınıfta öğretmen-öğrenci ilişkisi açıktır. Sınıfta gizlilik olamaz. Olaylar öğrencilerin ve öğretmenin gözleri önünde olmaktadır. Altıncısı ortak tarih. Sınıfta bir öğretim yılı boyunca birçok olay yaşanır ve zamanla sınıfın bir geçmişi anısı, anısal belleği ortak tarihi oluşur. Dediğim gibi sınıf kuralları sınıf ortamında alınan kararlar oluşturulurken çok boyutluluğu eş zamanlılığı, çabukluğu, öngörülemezliği, kestirilemezliği, tahmin edilemezliği yani açıklığı, aleniliği ve ortak tarihi bunlar göz önüne alınmalıdır. Bu konuyu da burada bitirdik arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.